Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle dostlar şunu söyleyelim, Hindistan'da Müslümanların yaşadıkları zorluklara bir başka açıdan yaklaşan TRT World yapımı filmin uluslararası film belgeselinde finale kaldığını ifade edelim. Bu kapsamda siz de sabitlenen yorumdaki siteden bu filme oy verebilirsiniz. Diğer haberlerimize geçelim. İran Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı yine skandal açıklamalarda bulundu. Bugün rehberin Ayetullah Hamani'nin arkasından gitmezsek yolu kaybederiz. Velayete tabi olmak namazdan daha önemlidir şeklinde skandal açıklamalarda bulundu ve bir kez daha Müslüman olmadıklarını göstermiş oldular. Bugün bizim toplumun ilerlemesinin sebebi Hamaney'dir açıklamasında bulundu. Afganistan'da Kandahar'da Şiilere ait İmam Bargah Camisi'nde Cuma saatinde üzücü olay gerçekleşti. Tekrardan hayatlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyelim. Ben bu videoyu çektiğimde üstlenen olmadı, bunu da hatırlatayım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Nahçıvan ile demiryolu ve karayolu bağlantısı kurulacak açıklamasında bulundu. Ermenistan Başbakanına karşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın verdiği mayın haritalarının sadece %25'i doğru ifadesini kullandı. Burada toplantıyı görmektesiniz. Her zamanki gibi Putin bazı adamlarını burada toplamış durumda. Diğer haberimiz, Türkmenistan Devlet Başkanı Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmış durumda. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov Bağımsız Devletler Topluluğu Konseyi toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik Beyaz Rusya Başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenleniyor. Yine burada Tacikistan Devlet Başkanı İmamoğlu Rahman, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Kırgızistan'dan Sadır Japarov, Özbekistan'dan Şevket Mirziyoyev'i görmekteyiz. Bu kapsamda Bağımsız Devletler Kurulu Yürütme Otoritesi'nin basın servisine göre BDT'nin kuruluşunun 30. yıl dönümünün jübile yılında düzenlenen zirvede birçok konunun görüşüldü. Özellikle devlet başkanlarının 11 konu üzerinde durduğu belirtiliyor. Bu konular ise açıklanmamış. Dolayısıyla neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la sınırların sınırlandırılması için müzakereye başlamaya hazırız açıklamasında bulundu. Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konsey toplantısında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması şartıyla müzakereye başlamak istiyoruz. 9 ila 10 Kasım 2020 gecesi Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ermenistan-Azerbaycan İtilafı'na sözde son veren üçlü bir bildiri imzalanmıştı. Açıklamaya göre Ermenistan-Azerbaycan'ın Adam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini işgal altındaki kısmından geri çekmişti. Fakat maalesef diğer yerlerde Rus barış gücü bulunuyor. Türk yetkililer yine Reuters'a konuştu. Artık her gün bu tarz haberler aktarıyoruz. Açıklayalım. Türkiye, Rusya ve ABD ile diplomasinin başarısız olması durumunda Suriye'de YPG'ye karşı yeni bir operasyona hazırlanıyor ki artık neyin diplomasisi? Amerika zaten YPG'ye vermediğini bırakmamış. Rusya zaten her gün Suriye milli ordusunu ve insanları havadan vuruyor. Dolayısıyla artık neyin diplomasisinden bahsediyoruz? Devam edelim açıklamalara. Türk yetkili başta Tel Rifat olmak üzere sürekli saldırıların düzenlendiği bölgelerin temizlenmesi gerekiyor. Suriye'ye yeni harekat için zamanlama belli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT hazırlık yapıyor. Karar alındı ve gerekli ülkelerle koordinasyon yapılacak. Konu ABD ve Rusya ile görüşülecek. Eğer diplomasiden sonuç çıkmazsa Tel Rifat ve başka bölgeler için operasyon kaçınılmaz gözüküyor açıklamasında bulundu. Bir bölgeye değil birçok bölgeye operasyon yapılması önemli, fakat hala diplomasi denmesi ise çok yazık diyoruz. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı bir şekilde devam edecek şeklinde Suriye konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır güvenlik kaynakları da Reuters'a konuştu. ABD ve bazı Avrupalı ülkelerden Türkiye'nin Etiyopya'ya İHA satmasına yönelik anlaşmayı durdurmasına yardım etmelerini istedik şeklinde haber servis edilmiş. Dün de bu tarz bir haberi okumuştuk.
Libya Dışişleri Bakanlığı Dış Medya Dairesi Başkanı Muhammed Attavil'in görevden alındığı duyurulmuş oldu. Darısı Libya Dışişleri Bakanı'nın başına diyelim. Avusturya Dışişleri Bakanı Michel Linhart, Batı Balkanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Bosna Hersek'in birlik ve egemenliğinin önemli olduğunu belirtiyor. Türkiye doğumlu Linhart, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında mevkidaşı Türkoviç ile basın toplantısı düzenledi. Türkoviç'in akıcı Türkçe konuştuğunu da ifade edebiliriz. Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini Bosna Hersek'e yaptığını belirten Linhart, Avusturya, Bosna Hersek'teki en büyük yatırımcı ülkelerden bir tanesi, bu işbirliğinin daha da güçlenmesi konusunu ele aldık ifadesinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blek ile görüştü. Buradan görüntü yayınlayamıyoruz çünkü Milli Savunma Bakanlığı telif atıyor. Diğer haberimiz, Karabağ'ın Budva şehrinde bu yıl 11.si düzenlenen Güvenlik Forumu, Karadağ ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başlamış durumda. Karadağ Atlantik Konseyi tarafından Batı Balkanların NATO'ya bakışı sloganıyla düzenlenen forumun açılışına Karadağ Atlantik Konseyi Başkanı Savo Kenter şu açıklamada bulundu. Karadağ'ın AB ile tüm fasılları tamamlayacak güçte bir hükümete sahip olması gerektiğini belirterek ülkenin birkaç yılda AB üyesi olması temennisinde bulundu. NATO üyesi Karadağ'ın iç işlerine başka ülkelerin karışmamasının öncelik olduğunu vurgulayan Kenter, ne Sırbistan, ne Rusya, ne de Çin, ne de başka bir ülke ifadesini kullandı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de mevcut hükümetin işlevsiz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mecliste çok fazla Sırp dünyasından temsilci var. Hükümetin bir an önce değişmesi gerektiğinin kanaatindeyim diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Podgorica Büyükelçisi Judy Rising Roink ise Karadağ'da yaşanan bazı bölünmelerden endişe duyulduğuna işaret ederek yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin önemini belirtmiş bulunuyor. Tahran'a gidiyoruz. Bu sefer farklı bir haber aktaralım. Hep gergin, siyasi, askeri veya savunma sanayi haberi değil. Bu sefer Tahran'daki bir müzeye gidiyoruz. Kedi müzesini görmektesiniz. İnsanların minik dostları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor. Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda 2 yıl önce açıldı ve duvarda kedi resimlerinin olduğu ifade ediliyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Brazzaville Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Anatole Kondilot Makosso ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Aralık ayında İstanbul'da yapılacak Türkiye-Afrika Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ares Tersanesi tarafından yapılan resmi duyuruda, "Tüm testlerimizi tamamladık, mavi vatan için gururla üretiyoruz" şeklinde paylaşım yapılmış bu kapsamdaki videoyu görmektesiniz.